Valla manzara budur. Yani Türkiye'de özellikle vakıf üniversiteleri eğitim konusu başlı başına şu an itibariyle bir sorun gibi görünüyor. Sorun mu değil mi? Ben olayı netleştirip kesin bir yere bağlamayayım. Önemli bir konukla Burak Bey ile Burak Kılanç da konuşalım, tartışalım. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi eğitim yöneticisi sizsiniz. Önemli bir alan. Çünkü bir bütün olarak idareciler, eğitim politikalarının yönetilmesi, yeni politikaların geliştirilmesi, ülkedeki eğitim düzeyini etkileyen birinci unsurlar. Şöyle bir veri tablosuyla başlayalım. Bölümlere göre eğitim sonrası istihdam oranları. Direkt esas meseleden girelim. Neden? Çünkü buralarda okuyan öğrencilerin istihdam oranlarını göreceğiz. Yani öğrenciler tercih yapacaklar, biraz tercihte konuşacağız. Tablo şudur Burak Bey. Özel eğitim öğretmenliği %96.2 oranında iş bulabiliyor, çalışabiliyor. Tıpta %95.3, dil ve konuşma terapisi 93.9, ebelik 92.4, eczacılık 91, sınıf öğretmenliği %90, hemşirelik %90, pilotaj %90, elektrik mühendisliği %89.5, uçak bakım ve onarım %88.6. Bu TÜİK verileri. Yani TÜİK bize diyor ki insanlar, öğrenciler eğitim aldıklarında şu alanlarda eğitim alırlarsa şu oranda iş bulabiliyorlar. Sizin gördüğünüz tablo nedir? Bu oranları doğruluyor musunuz? Şimdi bu oranları doğrulamak doğrulamamak diye bir durum söz konusu değil. Çünkü bu oranlar Türkiye. Tabii. Öyle söyleyelim. Yani şimdi bir defa hani bir veriyi yorumlarken bu verinin biraz altyapısını da bilmek gerekir. Bu veri şunu söylüyor. Diyor ki TÜİK 2013-2022 yılları arasında bu bölümlerden mezun olanları aldık incelemeye ve 2023'ün sonunda bir fotoğraf çektik. Bu bölümlerden mezun olanlar 2023'ün sonunda, yani geniş bir kitleden bahsediyoruz, ne oranda şu anda kayıt altında istihdamdalar. Evet. Şimdi hani kendi işini kurmuş olabilir, kayıt altında çalışmıyor olabilir, yani bunlar dışarıda ama elimizdeki Türkiye gerçeği gösteriyor ki özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden 2013-2022 arasında mezun olanların %96.2'si şu anda iş sahibi, çalışıyorlar, işsiz değiller. Şimdi baktığımızda hani yorum yapmak ne kadar doğru bilemiyorum ama şöyle bir gerçek var ki bu Türkiye'nin birebir yapısı, bunu özellikle şu anda kıymetli buluyorum. Tercih yapacak olan adaylar var. Tercih yapacak olan adaylar maalesef ülkemizde, hani bugün bir fırsat olursa onu da konuşalım, biraz ezber bozmak gerekiyor. İşte üniversitelerin, bölümlerin taban puanları başarı sıralarında böyle bir şekilde sabitlenerek tercih yapıyorlar. Oysa ki gelecekteki istihdam bilgilerine bakarak da bu işi değerlendirmek durumundalar. Şimdi mesela baktığımızda burada yüksek olarak görmüş olduğumuz oranlar hani işsiz olmayanları bize gösteriyor. Bir de esasında keşke tablonun sonunu görsek. Tablonun sonunda da oldukça ilginç bölümler var. Mesela Türk Dili Edebiyatı'nda, ilahiyatta çok ciddi şekilde esasında işsizlik olduğunu görüyoruz. Hı hı. İlginç hı hı. bir şekilde. Bu çünkü çok uzun bir tablodur. Burada şu anda biz ilk onu gösteriyoruz. Direkt şeyler de geliyor, diğer alanlar da geliyor. Mesela petrol ve doğalgaz mühendisliği %88. Evet, aşağıya doğru gidiyor. İniyor. Makine mühendisliği, İngilizce öğretmenliği, ekonomi, hukuk %79. Ya bu şimdi şöyle, istihdam ama hukuk, hukuk fakültesini okudu. Yani televizyonlarda Amerikan dizilerindeki o duruşma sahnelerini falan izliyor herhalde genç. Türkiye'deki hukuk sisteminin biraz böyle sinematografik işler üzerinden döndüğünü düşünüyor. Hukuk fakültesi okuyor ve geliyor bir avukatlık bürosunda işte 30 bin liraya falan işe başlıyor. Esasında hani mesela hani iki farklı istihdam verisi daha vardır. TÜİK'in açıkladığı yüksek öğretim istihdam verisi. Hani bunlardan bir tanesi bu işte dediğim gibi, yani o kitlenin 2023'ün sonu itibariyle fotoğrafı. Bir de 2023'ün sonu itibariyle mesela 2023'teki maaş ortalamalarına bakıldığı zaman da farklı farklı tablolar karşımıza çıkıyor. Mesela ben hani bir mühendis olarak, mühendislik backgroundlu birisi olarak, ki bizim zamanımızda mesela mühendislik puanları tıp puanlarının önündeydi. Hı hı. Şimdi mesela baktığımızda tıp her ne kadar daha çok istihdam edilir gibi gözükse de, daha hızlı iş buluyor gibi gözükse de, yani SGK kayıtlarına göre bu kitlenin ortalama geliri olarak baktığımızda mühendisliklerde, belli mühendisliklerde tıplardan daha fazla gelirinin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani ilginç bir takım böyle dediğim gibi tablolar var. Bu tercih döneminde adayların, rehber öğretmenlerin bu bilgiye dayalı yönlendirmeyle ilgili biraz mesai harcaması gerekiyor.
Bu anlamda da ben bu verileri şu anda çok önemsiyorum. Bir başka önemli çalışma daha dün yenilendi. Onu da paylaşalım bence izleyicilerimizle. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gene benzer şekilde bir çalışması vardır. Bunun ismi Üniveri. Birkaç seneden beri esasında güncellenmiyordu. Onun için hani bizler biraz böyle asgari ücretteki artışı dikkate alaraktan oradaki mesela ilk işe başlama maaş oranlarını kendimizce hesap etmeye çalışaraktan dönüştürüyorduk ama şu anda çok ilginç bir şekilde 2010'dan 2024'e kadar olan bütün veriler, istihdam verileri, SGK verileri orada bölüm bölüm analiz edilmiş ve kıyaslayabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ben şimdi işte kimya mı okuyayım, kimya mühendisliği mi okuyayım gibilerinden bir adayın sorusu olduğunda şu anda Üniveri projesinin veri sayfasına girdiğinde ki kullanımı açıktır ve çok cesaretli bir proje olduğunu açıkçası söylemeliyim. Yani Türkiye'nin gerçeklerini ayna tutan bir çalışmadır. Orada örneğin işte ne kadar zamanda iş bulunuyor, ne kadar maaşa iş bulunuyor, işe girdikten sonra bu kitle ne kadar şey yapmış, iş değiştirmiş, kamuda mı çalışıyor, bu bilgileri de oradan görmek açıkçası mümkün. Peki Burak Bey, şimdi gelelim, sınavlar yapıldı, öğrenciler, aileler bizi izliyor ve diyorlar ki tamam, yani bu verileri gördük. Mesela biraz önce Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, benim bölümüm, İşte 100 kişi o bölümde okuyorsa 50 kişi istihdam edilebiliyor. Yani öğretmen oluyor ya da başka bir şey. Yani günün sonunda öyle bir tablo oluşmuş. Öyle bir tablo var, evet. Yani ortada. Yarısı şu şartlarda bu tabloya göre, TÜİK'in verilerine göre iş bulamıyor. O zaman aileler bize şu anda diyorlar ki iyi tamam bunu anladık. Peki üniversite tercihi yapacağız. Burak Bey bize şunu anlatsın. Biz ne yapacağız, nasıl yapalım? Ne yapalım? Şimdi, az önce çok güzel şeyler söylediniz. Dediniz ki hani bir ülkenin geleceği için bir şekilde insan kaynakları politikasının güzel bir şekilde şekillendirilmesi lazım. Gençlerimize, insan kaynağımıza, beşeri sermayemize yatırım yapmamız gerekiyor. Şimdi maalesef şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız üniversitelerde, üniversite tercih dönemlerinde. Üniversite tercih dönemlerinde insanlar kariyerlerini şekillendirmeyle ilgili lise dönemlerini hiçbir şey yapmadan geçiriyorlar. Kendilerini keşfetmemişler. Üniversiteleri bilmiyorlar. Yüksek öğretim nedir bilmiyorlar. Meslekleri tam anlamıyla öğrenmemişler, bilgi almamışlar. Bu anlamda yönlendirilmemişler. Ve köprüden sonraki, önceki son çıkış olarak bu tercih döneminde çaba gösterip kendilerine uygun üniversite ve mesleği keşfetmeye çalışıyorlar. Bunu bilinçli olarak yapmaya çalışanlar var. Ah keşke daha iyi eskiden zamanını değerlendirseydim diyorlar. Bazılarının açıkçası onu da çok fazla farkında olduğunu görmüyoruz. Şuraya gelmek istiyorum. Gönül ister ki gençlerimizin, lise çağındaki gençlerimizin kendilerini keşfetmeleriyle ilgili liselerimizdeki rehberlik servisleri daha etkin olsunlar. Çünkü liselerimizdeki rehberlik servisleri sadece öğrencinin bir problemi olduğunda reaktif bir şekilde destek verecek birimler değildir. Gençlerin kariyerlerini şekillendirmeyle ilgili de çok önemli bir fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlarının iyileşmesiyle ilgili bir şeyler yapmak gerektiğini vurgulamak istiyorum. Şimdi tercih nasıl yapılır oraya geliyorum. Evet. Şimdi bakın. Tercihin birkaç boyutu vardır. Anladım. Hı-hı. Öğrenci geldi. Çok da iyi bir lise dönemi geçirmedi. Ama sınava girdi ve bir yeri, hı-hı, kazanıyor. Hı-hı. Ama nereyi kazanıyor? Ne kazansın? Tercihte 3 boyut vardır özetleyecek olursak. Birinci boyut işin matematiksel mekanik boyutudur. Yani sınav sonuçlarını eline aldığı zaman bir öğrenci başarısız ve puanı bellidir. 3 aşağı 5 yukarı o çerçevede zaten bir yerlere yerleşebilecektir. Yani siz cebinizdeki para kadar gidip bir yerde alışveriş yapabilirsiniz. Bütçeniz kadar bir telefon, bir araba alabilirsiniz. Tamam. Öyle söyleyelim. Bu çerçevede başarı sıranız kadar, puanınız kadar esasında yerleşme şansınız vardır. İşin mekanik boyutu budur. Bunun ötesinde kişinin, adayın kişisel tercihleri, ailesiyle tercihleri, yani şehir dışına mı gitsin, aynı şehirde mi okusun, ekonomik durumu, işte ya bunun gibi vakıfta mı okusun, yoksa devlette mi okusun? Bu da ikinci aşama. Bu ikinci aşama. Bir üçüncü aşama da üniversitenin açıkçası adaya uygunluğu ya da üniversitelerin esasında puan dışındaki bir takım göstergeleri. Bütün bunlara dikkat ederek bir tercih yapılırsa başarılı bir tercih süreci geçiyor. Vurgulamak istediğim olay şu. Adaylar maalesef şu anda ülkemizde çoğunlukla puanlarının etrafında bir tercih yapıyorlar. Ama bunun ötesinde şunu söylemekte fayda var. En iyi üniversite, en yüksek puanlı üniversite değil. Adayın kariyer planlarına en hazır üniversite esasında en doğru üniversite. Öyle olduğu için de adayların esasında tercih döneminde masa başında çok çalışmaları gerektiğini vurgulayalım. Ama masa başında tercih yapılmayacağını da hatırlatalım. Yani adayların doğru bilgi kaynaklarından, hı-hı, internette araştırma yapması, bilgileri derleyip toparlaması ama tercih edecekleri üniversitede gidip yerinde tercih ziyaret ederek bir hazırlamış oldukları bilinçli soru listesiyle
soru sorup emin olmaları gerekiyor. Neyle ilgili emin olmaları gerekiyor? Bakın ezber bozacak bir yaklaşımdan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi şu anda Ekim ayında inşallah AFE'ye girip de üniversite öğrencisi olacak olan adaylar eğer hazırlık okumayacak olurlarsa ve 4 yıllık bir bölümden mezun olacaklar, 2028 senesinde mezun olacaklar. Hazırlık okullar 2029. Sonrasında ne olacak? 2029'da, 2028'de mezun olduklarında hedefleri ne? Kamuda mı çalışacaklar? Özelde mi çalışacaklar? Akademisyen mi olacaklar? Yurt dışına mı gidecekler? Kendi şirketlerini mi kuracaklar? Bakın bunların hepsi kendi kariyer planları ile ilgili doğru üniversiteyi seçmek için çok önemli tespitler. Adaylar şöyle bir uzansınlar geriye ve düşünsünler, 2029'u düşünsünler. Bakın bu yepyeni bir yaklaşımdır, çok fazla böyle düşünülmez. Belki tercihlerin son haftası, geç de kaldık ama bunları işte diyorum ya lisede esasında rehberlik bilimlerini vermesi lazım adaylara ama gelecekteki plana göre kariyeri şekillendirmeye şimdiden başlamak gerekiyor. Mesela ben kendi şirketimi kuracağım, bir fikrim var, bir proje fikrim var diyen, kendine güvenen bir adayın, mesela bilgisayar mühendisliği okuyacak, örneğin TÜBİTAK'ın girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinde ilk 50'de yer alan üniversiteler açıklanır. Böyle bir kültürü olan üniversitede öğrenci olması doğrusudur. Yani benim bir fikrim var ya da ben işte mezuniyetten sonra bir şirket kurmak istiyorum dediğinde eğer o üniversitenin hocaları bu anlamda bir reflekse sahip değilse adayın açıkçası çok mutlu olması orada mümkün değildir. Üniversite tercihini adayları, öğrencileri etkileyen dış faktörler. Şöyle söyleyelim. Bu mesela konuda, etkileniyorlar mı? Yani? Çok etkileniyorlar. Çok etkileniyorlar. Çok teşekkürler. Bu soru gerçekten çok önemli. Bu konuda bence yapılmış en güzel çalışma 2018 senesinde YÖK'ün yapmış olduğu bir çalışma. Çok enteresan bir istatistik vardır. Üniversitede, üniversite sınavından sonra tercih yapma hakkı kazanan öğrencilerin 1/3'ü tercih hakkını kullanmaz. Tercih yapmaz. Tercih yapma hakkı vardır. Puanı vardır, başarı sırası vardır. Tercih yapma hakkını kullanmaz. Bunun üzerine yapılan bir çalışma vardı. İşte orada sorulduğunda hani etkileyen faktörler nedir diye sorulduğunda birinci faktör acaba benim mezun olacağım üniversite bölüm bana istihdam imkanı sağlıyor mu? Özellikle bölüm. Birinci faktör bu olarak karşımıza çıkıyor. İkinci faktör lokasyon. Üçüncü faktör üniversitenin itibarı olarak karşımıza çıkıyor. Hangi kaynaklardan faydalanıyor adaylar diye de sorulmuştu bu ankette. Ben de o çalışma içinde yer almıştım. Ve şöyle bir şey karşımıza çıkmıştı. En fazla rehber öğretmenlerinden bilgi alıyorlar ve yönleniyorlar. Sonra ailelerinden bilgi alıyorlar. Yani tek bir seçeneğiniz olsa hangisini söylersiniz diye sorulduğunda adaylara rehber öğretmenler birinci, 1/4 böyle söylemiş, 1/6 demiş ki işte ben ailemden. Sonra sosyal medya geliyor. Bakın sosyal medya ki sosyal medya şu anda bu tercih döneminde bu bilgi bolluğunu ya da bilgi sisini kendi reputasyonu için ya da bir şekilde maddi kaynaklar üretmek için ya da gelir için kullanmaya çalışan çok da maalesef fırsatçılarla da dolu. Sosyal medyadan etkileniyor gençler. Artı arkadaşlarından çok da fazla etkileniyorlar. Ve ancak 1/5 diyor ki ben bilgiye dayalı tercih yapmayla ilgili web sitelerine bakarım, işte yok Atlas'tan, yok Akademik'ten vesaire faydalanırım gibi şeyler söylüyorlar. Bir başka ifadeyle bir rehber öğretmenlerin, gençlerin doğru tercih yapmasıyla ilgili işe bilinçli bir şekilde girmesi gerekiyor. Bilgi kaynaklarıyla ilgili olan bu bilinci, farkındalığı da yükseltmemiz gerekiyor. Bunların açıkçası önemli olduğunu şimdiden vurgulayalım. Anladım. Peki bu arada bir de vakıf üniversiteleri meselesi var. Biraz konuşalım. Siz yönetici sıfatıyla da buradasınız. Şimdi Burak Bey, bu durum nereye gidiyor? Öğrenci bir vakıf üniversitesine birinci sınıfta girdi, 10 lira ödüyordu. Şimdi o oldu 50 lira. Aileler sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi öğrencimizin okuduğu bölüm de, yani bitirdikten sonra biraz önceki o istatistikleri onun için verdik. İstihdamları onun için verdik. Yani aileye soruyorlar. Çocuğunuz nerede? İşte falanca üniversitede falanca bölümde okuyor. Yani aslında insanlar bazen yanlışlıkla doğruyu sorarlar. Hani ne iş yapacak? Yani genç kız istemeye gittiğinde de aynı şeyi sorarlar. Yani hayat değişiyor, şartlar değişiyor ama bir hakikat var. Herkes bir iş yapacak. Akşam evine dönecek. Ay sonunda maaş alacak. Faturalar var, ödenecek ve bir hayat var, yaşanacak. Şimdi bunun için bir üniversite ya da bir yüksekokul ya da hiçbirini yapmaz, köyde fındık bahçesinde çalışıp geçimini sağlarsın. Ya da buğday üretirsin Konya'da ya da Rize'de çay toplarsın, bir şey yaparsın yani. Ama yani öyle bir sistemin içine girdik ki bütün öğrenciler üniversitelerde
Okul bitiyor, herkesin elinde bir kağıt, büyük oranda çocuklar işsiz. Alıp o öğrenciyi, o genci de götürüp bir saatten sonra sanayide çalıştıramıyorsun. Yani sen üniversiteyi bitirdin ama gel şimdi tekstil atölyesinde şu işi yap da diyemiyorsun. Yani 18 yaşında berberin yanında çırak olan birini gördüm. 18 yaşında. Şimdi vakıf üniversiteleri ve bu ücretler. Bu iş nereye gidiyor, ne diyorsunuz? Şöyle söyleyelim, Türkiye'deki yüksek öğretimde bulunan öğrencinin yaklaşık 5/1'ini vakıf üniversitesi şu anda okutuyorlar. Kaç, bir daha söyleyin? 5/1'ini, %18, %19 civarında. 5 öğrenciden biri vakıf üniversitesinde okuyor. Şimdi sistemi değerlendirecek olursak kuş bakışı, demek ki vakıf üniversitede yüksek öğretim sistemiyle ilgili ciddi bir yükü de esasında omuzlamış durumdalar. Tamam. Şimdi devlet üniversitelerinde biliyorsunuz herhangi bir eğitim öğretim ücreti ödenmiyor. Hani eskiden devlette ikinci öğretim vardı. O da kaldırıldı. Vardı, o da kalktı. Devletin açıkçası eskiden, ya tabii şöyle söyleyelim, yani devlet üniversitelerinde üniversiteye bir öğrenci başına para, bütçe ayırıyordu. Bu bütçe tabii vakıf üniversitesinde devlet tarafından verilmediği için vakıf üniversitesi de bunun finansmanını öğrenciden almak durumundalar. Evet. 4 dakika var. Şu aklıma geldi bunu söylerken. Yıldan önce finans yüksek lisansı yapıyordum. İşte Amerika menşeli kitaplarda böyle sorular vardı. İşte bir aile çocuğunun eğitimiyle ilgili bir tasarım yapıyor. Yıllık şu kadar para ödedi. Çocuk mezun oldu, geri ödedi. Bunun işte finansal analizi. Türkiye şu anda oraya gelmiş durumda. Gerçekten İlkokul, ortaokul, lise çağında da, üniversite çağında da şu anda insanların öyle ya da böyle bir bu işin geri dönüşü nasıl olacak diye hesaplama yapma zamanı geldi. Şimdi bakın, üniversitenin altındaki K12 seviyesinde bakanlık tarafından konulmuş yıllık ücretlerin artmasıyla ilgili bir üst sınır vardır. Vakıf üniversitesinde böyle bir şey yoktur. Pardon, yüksek öğretim seviyesinde böyle bir durum yoktur. Yani YÖK'ün almış olduğu kararlar... Doğru mudur? Şimdi esasında baktığımızda şahsen doğrudur. Ben neden? Doğru buluyorum. Hani çünkü eğer bir şekilde siz vakıf üniversitesi ise kar amacı gütmeden bu işi yapıyorsa, elde etmiş olduğu artıyı da tekrar eğitime döndürüyorsa, bu noktada zaten bir denge oluşacaktır. Bununla ilgili tabii denetimlerin çok iyi yapılması gerekiyor vakıf üniversiteleri üzerinde. Ama sınır yok. Ama sınır yok. Neyi denetleyecek? Sınır yok bir kere. Sınır koymanın getirmiş olduğu handikapları özel okullarda görüyoruz K12 seviyesinde. Hayır, şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi 10 lirayla okula girdi öğrenci. Evet. Şimdi 4 yıl okuyacak. Hatta bazı okullarda ben tanıtım afişlerinde görüyordum. İşte bütün 4 yıl boyu %5 zam dışında zam yapılmayacak diye afişler görüyordum. Doğru, var var. Şimdi yani ona benzer şeyler bu var. Bu 10 lirayla girdi. Çocuk Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş ya da İzmir'e, Ankara'ya bir yere gitmiş yani. Bir vakıf üniversitesi. Şimdi aile orada kılı kırk yarıyor. Bir şeyleri toparlamaya çalışıyor. Anlıyorum, bu sadece vakıf üniversitesinin sorunu değil. Ülkede bir ekonomik sıkıntı var. Yani petrolle, gazla, tuzla her şey aynı fiyatta mı ki o aynı fiyatta kalsın? Ama 10 lira 50 lira olmuş. Avrupa ülkelerinde 1/3 fiyatına okunan birçok ülke var. Yani nasıl olacak şimdi? Yani Türkiye'de üniversiteye gidiyorsun 3 lira veriyorsun. Polonya'da gidiyorsun 1 lira veriyorsun. Nasıl Doğru. olacak? Ya genellikle işte Polonya gibi ya da hani Kuzey Avrupa ülkelerinde ya da işte Baltık ülkelerinde çok daha hesaplı öğrenci olmak mümkün. Doğru söylüyorsunuz ama hani bu işin birazcık daha etiket değeri yüksek İngiltere gibi ya da işte Kuzey Amerika gibi yerlere gittiğinizde oradaki okul ücretlerine zaten yetişmek mümkün değil. Oradaki okul kalitesi de burada yok. Burada, doğru söylüyorsunuz. O konuda da haklısınız. Şimdi üniversitelere, yüksek öğretim kurumlarına ya da eğitim kurumlarına devlet eğer yardımı yoksa özel işletmeler olarak bakmak gerekiyor ve bunların da bir şekilde ekonomisinin dönmesi lazım. Sizin özellikle öğretim üyesine ya da öğretmene vereceğiniz maaşlardaki artışı finanse edebilmek için mutlaka para girdisini de yükseltmeniz gerekiyor. Bu konuda bundan kaçış yok Faruk Bey. Eğitim öğretim ücretleri bu parayı ödeyeceksiniz diyorsunuz. İster istemez yükselecek. Burada işte tabii. Gerçek vakıf üniversitelerinin eğer güçleri varsa öğrenci dostu bir takım ödeme planlarıyla öğrencinin karşısına çıkması, ki biliyoruz bazı vakıf üniversitelerinin sabit fiyat uyguladığı ya da çok az artışla ilgili taahhütlerde bulunduğunu biliyoruz. Anladım. Adaylar bunları araştırsalar, bir şey söyleyeceğim. Bir cümle son, zamanım bitti. Vakıf üniversitelerinde öğrenci olmakta akçesal bir boyut olduğu için lütfen adaylar kampüse gittiklerinde bu konuda net bilgi alsınlar, kafaları dinç olsun. Peki. Yarın öbür gün kötü bir sürprize karşılaşmasınlar. Peki Burak Bey, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Eğitim meselesi sürdükçe konuşacağız sizinle. Sağ olun, çok eksik olmayın.